Herkese iyiden merhabalar sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum umarım iyisinizdir sabahın erken bir saatinden merhaba bugün 8-14 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum bakalım oğlak burçlarını neler bekliyor şöyle bir bakalım güzel bir niyetiniz var. Bakın tam yüz kısmınızı görüyorsunuz. Kafanızın üzerinde böyle şey gibi kese gibi bir para düşüncesi var. Hemen arkasında da bu parayla ilgili düşüncenizi destekleyecek bir olay var. Yani ben para kazanmak istiyorum, iş açmalıyım. Para kazanmak istediğim meslek bu. O yüzden işte şu okulu okumalıyım. Böyle bir para kazanmak istiyorum o zaman evi satmalıyım. Şöyle bir şeylere yazılmalıyım gibi gibi. Yani parayla ilgili bir düşüncenin gelmesi ya da düşüncenin gerçekleşmesi için bakın arkada destekleyen bir olayınız var. Şurada da zaten yüzünüz görünüyor. Hem burnunuz uzun hem çeneniz uzun. Demek ki arkadaşlar sizler bu konuya baya baya bir eğilim gösterebilirsiniz. Bu illaki sizin fikriniz olmak zorunda değil ya da siz istemek zorunda değilsiniz. Hanenizdeki bir kişinin maddiyatla alakalı hani hanenin, yuvanın bireysel maddiyatla alakalı güzel bir fikri vardır. Bunu destekleyebilirsiniz. E, haliyle siz de bir sevaplanıyorsunuz bu olaydan. Çünkü bir kişinin maddi durumu iyi mi kötü mü her ikize etkilediği için sizin için de güzel görünüyor arkadaşlar. Çünkü düşünce kısmı, kafa kısmı bakın komple sağ tarafta. Şimdi burada bakın yüreğinizde bir düşünce var, bir istek, bir niyet içerisindesiniz. Ama kendiniz için değil karşınızda ya sizden kısa boylu birisi var. Yani ya boy olarak kısa ya yaş olarak küçük birisi. Böyle birisi var. Onun için bir şeyler istiyorsunuz. Bakın anneniz sizden büyüktür ama boyu sizden kısadır. O zaman onun için bir şeyler istiyorsunuzdur. Ya da dediğim gibi yaş olarak küçük ikisinden birisi, böyle birisi. Şimdi arkadaşlar, bu insanın siz balık gibi kısmetleri olsun. Etrafında güzel güzel balıklar, iyilikler dolaşsın istiyorum. Etrafında kötü insanlar olmasın. Aman yaşlıdır, aman küçüktür. insanlar onu dolandırmasın gibisinden o kişiyi böyle bir koruma altına alma çabası içerisinde olabilirsiniz bu bir. İkincisi, bu kişiye gönülden bir bağınız var. Yani ya çok seviyorsunuz ya da kendinize onu böyle koruma ihtiyacı hissettiğiniz birisi. Ya yani belki diyeceksiniz ya benim partnerim var. Benden yaş olarak, ay olarak ya da boy olarak bir tık kısa. Olur mu? Olur. Yani illaki anne baba olmasına, çocuk olmasına gerek yok. Bu kişi için yapacağınız bazı daha doğrusu bu hafta konuşacağınız güzel niyetleriniz var. Bakın burada böyle iki tane şey görünüyor. Sanki bir ördek, ördeğin ağız kısmı görünüyor. Ördek arkadaşlar aşk hayatında yaşayacağınız büyük mutluluklardır ki bu mutluluğu konuşuyorsunuz bu hafta. Yani biz aramızı nasıl düzeltiriz vesaire az çok bunların konuşmaları geçebilir bu bir. İkincisi arkadaşlar burada sanki bir bayrak dalgalanıyor. İşte bu da dalgalanan kısmının bir ucu yani dalgalandığı için tabii ki tamamı görünmüyor. Bu arkadaşlar devletle alakalı devlet, devlet çalışanları, devletteki işler tabii ki hükümeti de ister istemez ilgilendiriyor. Buralarla alakalı işiniz, gücünüz, satma, alma, vatandaşlık olabilir, başka bir ülke olabilir. Buralarla alakalı güzel gelişmeleriniz var. Buna devletin tüm kurumları dahildir. Yani okullardan tutun da sonuçta devlete bağlı yerler. Mahkemelere kadar. Tüketici heyetine kadar artık nereye uzanırsa buralarla alakalı sonuçlar güzel gelebilir. Sadece arkadaşlar işi baştan sıkı tutmanız Önemli. Ondan sonra eminim ki güzel bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde devamı gelecektir. Burada yavru bir filiniz var. Filin hortumu yukarıya doğru kalkmış. Filin ağız kısmında A harfi gibi bir harf var ama çok anlamadım. Biz daha çok şu, şu hortuma bakalım. Arkadaşlar, filin sadece bir kısmı gönderdi, yani tamamı hani nerede devamı, ayakları nerede yok. Şimdi fil birincisi arkadaşlar evliliği getiriyor, taşınmayı getiriyor ve büyük riskler almayı getiriyor. Bu üç konuda, bakın bu üç konuda konuştuğunuz kadarını yapmıyorsunuz. Evet güzel, işte şöyle şahşaneli evleneceğim, böyle süper olacak. Ama dediklerinizin belki yarısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü ağız kısmınız aşağıya bakıyor. Filin hortumu çok yukarı bakıyor. Yani e, düşünceler daha fazla ya da daha farklı ama gerçekleştirilen daha farklı. Hani şey denir ya gideceğim, çok kızacağım, gerekirse hmm, yapacağım ona ama gidince ay merhaba canım. Yani söylediklerinizi çok fazla sanki yapamıyorsunuz. Belki çok sert bir giriş yapacağım. İnanılmaz şöyle olacak. E, i̇şte çok kilo vereceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. E ondan sonra e, işte olmadı. Biraz böyle bir şey görünüyor. İçi de bakın biraz tırtırlı. O yüzden bakın buradaki önemli olan şey şu. Eğer bir şey söylüyorsanız çok fazla tepelerden söylememek, o film burnunu çok yukarı kaldırmamak, beklentiyi de çok fazla yüksek tutmamak önemli olacaktır. Neye kadar yapabilirseniz o kadarını söylemeniz yeter. Bu sefer insanlar sizden çok şey bekleyecek. Niye yapamadın, niye edemedin diyecekler. Şimdi burada 1, 2, 3, 3 tane insan var arkadaşlar. Açık söyleyeyim bunlar altlı üstü duruyorlar. Yani baya baya altlı üstü duruyorlar. Yani bu şu işte aldatma mı acaba bilemem. Ama sağ tarafta olduğu için bu tamamen bir kıdem, kademe. Bir gelin vardı yerine yeni gelin geldi. Yeni gelin varsa onun arkasından yeni bir gelin haneye gelebilir. Bir çocuk vardır arka arkaya peş peşe çocuklar gelir. Bir güzellik geliyorsa ki daha çok insanlarla alakalı olay değil ama peş peşe mesela misafirleriniz gelir. Peş peşe yeni işte üst makam mevkilerden birileriyle tanışırsınız. Yani dediğim gibi zaten bayrakta göründüğü için devletle alakalı güzel gelişmeler var. Devletler ülkelerle alakalı. haliyle de bir güzel gelişme, diğerini, diğer güzel gelişme, daha yenisini peşi sıra getirebilir. Böyle bir olay var. Elinizde bir yerlere atmışsınız. Şöyle karambole bir şeyler yokluyor gibisiniz. Hani o olursa hadi ilişkimiz olursa, olmazsa sorun değil. Ama olursa da iyi olur diye böyle bir uğraştığınız bazı ilişkiler, işleriniz görünüyor. Şimdi şurada arkadaşlar bir insan var. bir Yani aslında incecik bir şey ama o kadar çok eziliyor ki o kadar olsun. Yani küçücük bir sorumluluk almış ya da siz bir sorumluluk vermişsiniz. Yani alt taraf hani şu eşyanı katla her şey değil sadece eşyanı katla. İnanılmaz zor geliyor. Verdiğiniz yük yani daha doğrusu yük değil işte ortak karar almışsınızdır evleneceğiz. Bak maddiyatımızı düzenlemek için kemerleri sıkacağız biraz gibi. Siz yapıyorsunuzdur, siz kurallarınız varsa ilişkinizde, evinizde, hayatınızda bunlara uyuyorsunuzdur. Ama bir kişi var ki arkadaşlar, yani siz yapınca sorun değil, o yapınca ona inanılmaz zor geliyor. Sanki yapmak istemiyor. İncecik yani küçücük bir çalıyı taşıp ay bu çok ağır demek gibi bir şey. Ama halbuki sizin elinizde de kocaman bir kütük var. Ama sizin gıkınız çıkmıyor. Hani şey denir ya hanım evladı. Çok doğru bir laf değil. Ama böyle bir insan var. Hani şey istiyor. Ya bu çalıyı da ben taşımayayım. Oğlak burcu taşısın. O işi de benim yerime sen yap. Diyen bir kişi var. Vallahi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Üçlü zamanlarda bu kişi böyle bir şey söyleyebilir. Tabii ki ayın 13'ü. En başta böyle bir şey söyleyebilir. Ama genel olarak bu kişi de şöyle bir şey var. Maddi manevi, aile yükünü. Yani maddiyat yükünü, manevi yükü ve hani bir şey güzelleşecekse bunu siz yapın. Yani o övgüyü alır almaz o ayrı konu. Ama sizin üzerinize böyle bütün yükü vermek isteyen bir kişi var. Yani alırsan ne olur? Vallahi arkadaşlar alırsanız bakın ok geri gidiyor. Geri geri gidersiniz. Yani hem mental olarak hem fiziken geri geri gidersiniz. O yüzden herkes sorumluluğunu bilmeli. Kimsenin sorumluluğunu üstünüze almayın diyorum. Ve insanlara bir şey gösteriyorsunuz. Yani şuradasınız bakın oturuyorsunuz. Yani rahatsınız, keyiflisiniz. Şöyle yani daha doğrusu şöyle yapmışsınız bakın. Şöyle yapmışsınız. Sanki bu alanda bir ekran var. Bu alanda bir diploma var. Böyle yapmışsınız. Bu alanda insanlara bir şeyler gösteriyorsunuz. Sanki bir sunum yapıyorsunuz ama bireysel bir şey. Bunu anlattığınız bir dönemdesiniz. Bir de şuralara ben ekstra kıymet veriyorum. Böyle saat gibi görünüyor bazen aralarda bir yerlerde de oluyor. Bakın sanki nasıl biliyor musunuz? Sanki saat hafif böyle tam 12 gibi değil de ya 12'ye çeyrek kala ya 1'e çeyrek kala. 12'ye çeyrek kalaya daha çok benziyor ama sadece hani 12 çeyrek kala saatinde bir şey olacak diyerekten değil. 12 bu haftamızda var. Birli dönemler. Onun haricinde tabii ki 9'un üzerine geliyor. Ayın 9'u olabilir. Onun haricinde 45-45 gün sonrası. Değil mi? Böyle bir gündem içerisinde olabilirsiniz. Ben bunlara ekstradan kıymet veriyorum. O yüzden de gördüğüm zaman sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bakın. Sol tarafı kapatmışsınız. Güzel. Düşmanlarla hiçbir işiniz yok ya da düşmanı uzakta aramıyorsunuz. Çünkü burada iki kişi birleşmişler. Biri bir boynuz, biri bir boynuz olmuş. Bir düşman durumu var. Bir arkadaşınız geliyor. Melek gibi biri sizin Yani arkadaşlar köpek suratı görünüyor. Köpek suratı evet dosttur. Ve şöyle bakın. Hop. Melek kanatlarını görüyorsunuz zaten açık ve net bir şekilde. Bu kişi arkadaşlar ya Beşiktaş'ın şey kartalı gibi görünüyor kanatları ama olsun melek gibi bir insan yani çok çok tatlı bir insana benziyor karakter olarak da ee, ve sanki sizin hayatınıza zarar vermek isteyen konuşan ve şeytanın biri bir boynuzu olmuş biri bir boynuzu olmuş iki kişi hakkında sanki size bir bilgi getirecek böyle bir olayınız var yani sizin bir şey yapmanıza araştırmanıza gerek yok sizi seven insanlar Zaten e, bir şey oluyorsa size gelip bunu haber veriyorlar, gayet güzel. Bakın siz başkalarını düşünüyordunuz, e, şey fincanın içerisinde. Şimdi de bakın başkaları da sizi düşünüyor. Yani iyiliğe karşı bir iyilik durumu var, gayet güzel. Niyetiniz de bu arada çok güzel oldu taneydi bir oldu. Genellikle bu hani hem iş olsun hem aşk olsun dediğiniz yerde aynı anda hani bulunma ihtimali var. Genellikle bu tarz olayları anlatır. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.